Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten Rabbimize hamdolsun. Efendim ne zaman başladı, nasıl yarıladık ve nasıl son haftasına girdik diye şöyle düşündüğümüzde zaman ne kadar hızlı geçtiğini fark edemediğimiz bir bereket ikliminde Ramazan-ı Şerif'in son demlerindeyiz. Tekli günlerde Kadir Gecesi'ni aradığımız bin aydan daha hayırlı geceyi müstefid olarak geçirmeyi ümit ettiğimiz bir demde, bir dönemde Ramazan-ı Şerif'in artık hüznü üzerimizde. Elveda ya şehri Ramazan diyeceğimiz günlere girmiş bulunduk. Rabbimiz rahmet ikliminden istifade etmiş, mağfiretinden istifade etmiş ve bu son 10 gününde de inşallah cehennem azabından azat olunmuş, cennetiyle müşerref kılınmış kullarından kılsın bizleri inşallah. Tabii biz bu programları icra ederken her gün ayrı bir tema ile, ayrı bir perspektifle karşınıza çıkmaya gayret sarf ettik. Öyle ki dönem dönem kıymetli yazarlarımızı ağırladık, sanatçılarımızı ağırladık, ilahiyatçılarımızı ağırladık, akademisyenlerimizi ağırladık. Efendim gerçekten tarihe iz bırakmış kültür tarihçilerini burada ağırlamaya çalıştık. Birbirinden farklı alanlarla iftar programını hanenizde ekranınızı açtığınızda değecek gerçekten baştan sona takribi 2 saat boyunca bize kulak kesilmenize değebilecek o kıymetli vaktinizi doldurabilecek bir icra ile karşınızda olmaya gayret sarf ettik. Bugün de yine tarihin izinde çok kıymetli tarihçi yazar Mustafa Armağan hocamızın kıymetli katkılarıyla ve yine Vusat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Keleş Başkanımızın Vusat Derneği çalışmalarından bahsedeceği bir içerikle Rabbimiz nasip ederse inşallah karşınızda olacağız. Yine bugün çok kıymetli hediyelerimiz olacak size. Her gün sunduğumuz gibi bugün de yine birbirinden güzel hediyelerimizi, sorularımızı doğru cevaplandıran kıymetli izleyicilerimize hediye etmiş olacağız. Tabii yine sözlerin en güzeli Kur'an tilavetiyle bugün de başlıyoruz. Tilavetlerini bizlere Resul Akbulut hocamız takdim edecekler. Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Azimuşşan'da o konuşacak. Bizler de inşallah nidasıyla şeref yabı olacağız. Hocam buyursunlar efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين
وفي آذان يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Güzel tilavetlerinden dolayı Resul Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah Teala Kur'an'ı diğer 11 mübarek aylarda sürekli kulağımızda işitilen ve hayatımıza tatbik edilen güzellikte kılsın inşallah. Ben günün sorusuna geçeceğim. Bugün de yine çok güzel hediyelerimiz var, size takdim edeceğiz. Mustafa Armağan Hocama dedim ki bugün tarih temalı bir program yapacağız malum. Bir soru soralım, ne soralım diye. Kendisinin buyurduğu soruyu ben de size takdim etmiş olayım. Efendim, şanlı tarihimizde birçok zaferler var malumunuz. Bu zaferler arasından bir zaferi soracağız. Ve şanlı bir tarihimizde büyük bir önemi olan ve büyük bir başarıyla ön plana çıkmış bir zaferi soracağız. Kanuni Sultan Süleyman'ın 2 saatte kazanarak elde etmiş olduğu zafer, savaş hangisidir efendim? O savaşın ismini soruyoruz sizlere. 2 saat içerisinde dedemiz Kanuni'nin elde etmiş olduğu zaferin ismini soruyoruz. Hangi savaşta gerçekleşmiştir? Cevaplarınızı İftara Vusat etiketiyle sosyal medya hesaplarından bizlere ya da hemen alt kısmında yönetmenimin sizlerle paylaşmış olduğu kurumsal WhatsApp numaramıza gönderebilirsiniz. Peki bugün ne hediye edeceğiz? Bugün inşallah yine geçmiş günlerde olduğu gibi ravzakitap.com katkılarıyla İmam Gazali'nin, büyük imamın 10 ayrı eserini inşallah 3 ailemize hediye etmiş olacağız. Her biri birbirinden güzel içerikler ve yine bununla birlikte bugün 3 ailemize bu 10 kitaba ilaveten Doktor Fatma Çetin hanımefendi kitabını, yeni çevirisini, kitabını bizlerle paylaşmış, hediye olarak yayınımıza göndermiş. Bu 10 eserin yanına 11. eser olarak da 3 ailemize göndereceğimiz kitapta Profesör Doktor Fahrettin Kabave'nin Eğitim, İlmi, Araştırma ve Arap Dili alanlarında Sizinle Savaşmaya Devam Ediyorlar isimli eserini Türkçe'ye çevirmiş Doktor Fatma Çetin. Yine böyle güzel bir araştırma kitabını da inşallah sizlere 10 İmam Gazali eserinin yanında hediye edeceğiz.
Ve yine bugün bir ailemize, daha doğrusu bir minik yavrumuza diyelim, özel hazırlamış olduğumuz Ramazan setimizi hediye edeceğiz. Bunun da muhteviyatıyla ilgili yine bilgi vermiş olayım. Hocam 30 çekmecesi var. Her bir çekmece bir orucu, bir günü temsil ediyor Ramazan'da. Her çekmecenin içerisine bir tane hadis-i şerif yerleştiriyoruz gönderirken. Çocuk her gün tuttuğu orucun neticesinde bir tane hadis-i şerifi ezberliyor. Ve yine bununla birlikte ben diyorum ki gelin bunu biraz cezbedici ve zengin hale getirelim. Çocuklar tuttukları orucun sonunda içerisine kendisine hediye etmek istediğimiz şeyi ufak bir kağıda yazıp koyalım. Sürpriz olsun. Günün sonunda oruçlarını açarlarsa inşallah neyi hediye alacaklarını da orada görmüş olsunlar. İmkan varsa içerisine şöyle gram altın, çeyrek altın da koyarlarsa ne güzel olur. Tabii altında almış başını gidiyor. Çok mümkün olmayabilir ama imkanı olanlar için tavsiye etmiş olalım. Bir mahdumumuza da yine bunu hediye edeceğiz. Sorumuzu doğru cevaplandıranlar arasından yine bu güzel katkılarından dolayı da Besta Ajans'a teşekkür edelim. Kendilerinin desteğiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Sorumuzu tekrar edelim. Kanuni Sultan Süleyman'ın 2 saat içerisinde zaferi elde etmiş olduğu meydan muharebesinin, savaşın ismini soruyoruz sizlere. Derken ben konuklarıma dönmüş olayım. Vusat Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Muhsin Keleş Bey. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk Ahmet abi. Nasılsınız? Elhamdülillah, çok şükür. Yoğunsunuz. Vusat Derneği yoğun bir süreç içerisinde Ramazan'da. Evet, normal yoğunluğumuz var ama Ramazan bizim için tabii ki ihtiyaç sahibi, ailelerin bayram ettiği, yetimlerin bayram ettiği yoğun günlerimizin başında geliyor. Rabbim bu meşguliyeti inşallah mazlumların yüzünün güldüğü, İttihada İslam'a katkı olacak Amin. Bir meşguliyet kılsın. Amin. Sefalar getiriniz başkanım. Ve yine ifade edelim ki biz bu programı 30 Ramazan boyunca Allah Teala sıhhat ve nasip ederse, inşallah sıhhat verir, nasip ederse bayrama değin Akit TV ve Vusat Derneği işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. Bugün de istedik ki Vusat Derneğimizin genel başkanını ağırlamış olalım. Kendisiyle de çalışmaları konuşalım. Ve yine bugün bizleri kırmayarak icabet eden yoğun programına rağmen sizler bu ekrandan kendisini yakinen tanıyorsunuz. Ses getiren, tarihi sevdiren kıymetli tarihçi, araştırmacı, yazar Mustafa Armağan Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sevgili seyircilerimize de hayırlı iftarlar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Tabii Ramazan-ı Şerif geçmiş yıllarda çok yoğundu. Dışarılara gidiyorduk programlara, değil mi? TV programları da yoğundu. Evet. Belki programlar, seminerler yoğundu. Nasıl gidiyor bu sene Ramazan, nasıl hocam? Gayet Ramazan'da olması gereken gibi gidiyor. Yani aslında biz o zaman haddimizi aşarak tabii dışarıda yine tabii hizmet amaçlı ama o kendimizi bir bakıma feda ederek bu faaliyetlerde bulunuyorduk. Ama şimdi herkes gibi biz de kendimize, özümüze dönme imkanını bulduk. Bu bir bakıma işte aslında Ramazan'ın nasıl yaşanması gerektiğine dair belki Cenab-ı Hakk'ın bir başka muradı bu şekilde tecelli etmiş, gerçekleşmiş oluyor. Yani aslında şunu Ramazan'la ilgili, gerçi sonuna doğru artık vedalaşma evet. dönemine geliyoruz ama yani bu 11 ayın sultanı ifadesi üzerinde bir iki cümle söylemek istiyorum. Buyurun. Ben bunu eskiden hani 12 ayın en güzeli anlamında, 12 ayın içerisindeki en güzeli gibi düşünüyordum ama 11 ay denilmesinin sebebini kavrayamamıştım. Çünkü 12 ayın sultanı dese yani 12 ayın en güzeli manası çıkacaktı ama niye 11 ayın sultanı? Değil mi? Yok. Yani çünkü başka bir şey var burada. Hı hı. Onu sonra bu sultan kelimesini ve Ramazan'ın manevi manasını düşündüğüm zaman şu şeye vardım, noktaya vardım. Ramazan diğer 11 ayın yöneticisi, sultanı, padişahı. Yani onları yönetiyor. Hmm. Aslında onlar onun huzurunda gelip dönüyorlar ve tekrar görevi ona veriyorlar. Ve o sultan kelimesi güzel manasından ziyade otorite. Hmm. manası da. Aylardan bir ay değil yani. Farklı bir ay. Yani aslında Hı. belki de Cenab-ı Hakk'ın bu ayı, oruç ayı ve Kur'an ayı olarak bizlere hediye etmesindeki murat, gerçekte ben Ramazan'daki gibi yaşamanızı murat ediyorum. Mesajı. Ama sizin iradenize de bir insan olarak saygı duyduğum için serbest bırakıyorum ama dönüp dolaşıp yine Ramazan'a gelip sizi orada ben bir rektifiye edeceğim, bir ya, temizleyeceğim ve yeniden nasıl yaşamanız gerektiğini size öğreteceğim demiş oluyor. Bu dolayısıyla 11 ayın sultanlığı belki 11 ayın
otoritesi, 11 ayın yöneticisi olarak anlamak daha isabetli olacak gibi geliyor. Bunu da aklıma gelmişken. Eyvallah hocam. Hocam tabii siz tarih ile ilgili dergi yayınlarınızla, efendim yaptığınız konferanslarla, seminerlerle, çokça yazdığınız kitaplarla. Ben lise döneminde sizin kitaplarınızı, o gerçekten ceddimizin, Osmanlı'nın o güzel yöneticilerinin, padişahlarını, hayatlarını anlattığınız kitaplarla tarihi sevmiştim. Evet. O yüzden katkılarınız bizler üzerinde çok büyük. Derken tarihi önce bir açalım istiyorum. Yani tarih ne olmalı ki dönüp dolaşıyoruz? Siyasiler tarih diyor, sosyologlar tarih diyor, psikologlar geriye gidin diyor, hep iz vardır geçmişte diyor. Efendim iletişimciler geçmişte bir şeyler diyor, dün böyleydi diyor, bugün böyle olmalı diyor. Hep geçmişle ilgili bir atıf var, bir özlem var, bir değinme var. Tarih ne olmalı ki bu kadar gündemimizi işgal ediyor? Şimdi bu Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni diye o bir halk türküsü var. Ben onu tabii çok yanık, çok Çanakkale'ye de uyan bir tarafı olmakla birlikte yani biraz Osmanlı'yı anlatıyor gibi geliyor bana orada. Yani benim yorumum bu şekilde. İştirak etmeye olabilir elbette ama Osmanlı ölmeden mezara konulan bir medeniyet. Yani doğal ölümüyle ölmedi Osmanlı. Tabii ölümüyle ölmedi. Adeta ölmeden mezara konuldu ve mezarda ölmesi beklendi. Hala bence ölmesi beklenen bir şey. Çünkü eğer ölmüş olsaydı ve hakikaten bizim hafızamız onu terk edip tarihe emanet ederdi ama etmiyor. Bakın Ayasofya'yı görüyoruz. Ayasofya bize bir mesaj veriyor ve açıldığı zaman bakın o ölmediğinin bir işareti gibi algılıyoruz bunu. Fatih Sultan Mehmet bize bir ne dedi? Ayasofya'yı açın dedi. Değil mi? Adeta Bedduası vardı yani. Evet. Bedduası vardı ve o mesaj bize ulaştı. Bugün Libya'da ne işimiz var diyen bir partiye rağmen biz Libya'da olmamız gerektiğini nereden biliyoruz? Çünkü henüz oradaki parçalarımız değil mi? Kolumuz, bacağımız, Suriye, işte Bağdat, Yemen, Sudan, Bosna, Çeçenistan. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman aslında tarihin bizim aramızda dolaştığını, ölmediğini, bize bazı mesajlar verdiğini ve aslında tarih bizi geleceğe doğru itiyor. Yani biz tarihe doğru gitmiyoruz aslında. Tarihin bizi geleceğe doğru ittiğini görmemiz lazım. Şimdi kardeşlerimiz işte ne bileyim Nijerya'da bilmem Uganda'da şurada burada bir sürü kuyular açıyor. Kurban kesiyor şimdi kurban ayı gelecek kesecekler hala da şeyler yapılıyor. Şimdi bu iş için bakın dünyada misyonerler özel yıllarca okullarda okutuluyor yetiştiriliyor da böyle bir şey yapıyorlar. Böyle insanlar imar etmek için fakülteler kuruluyor ama bu millette bu damar hala var. Bakın bu işte Osmanlı'nın ölmediğinin yani bu milletin damarlarındaki o İslam'ın ve Osmanlı'nın kazandığı o kıvamın bitmediğinin bir işareti. Yani adamın kafasına Amerika'da tabanca dayasanız gidip de Afrika'da şunu yap deseniz gitmez ama bizde insanlar bunu yapıyor ve yaptırıyorlar da. Yani yardım yapanlar açısından öyle ve bu işe gönüllü olan insanlar açısından da öyle. Demek ki tarih bugündür. Bugün bize bıraktığı mirastır. Eğer bu varsa vardır, yoksa yoktur. Bakın bunu zorla oluşturamazsınız. Zorla suni olarak bunu aşılayamazsınız. Bu bizde var elhamdülillah. Bu da işte o ölmeden mezara koydular beni türküsünün bir bakıma bugünkü şeyi. Dolayısıyla tarihi sürekli bugün ister muhalefet partileri olsun, ister iktidar partisi olsun sürekli atıflarda bulunuyoruz. İşte gündeme getiriyoruz. Niye? Çünkü tarih hala bu millette çok canlı bir damar olarak yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla atıflarımızın, göndermelerimizin bu yoğunluğu bizim zihnimizin hala bir tarafının tarihle hemhal olduğunu. Çünkü halledemediğimiz bir taraf var orada. Evet. Tarihle henüz biz yüzleşemedik. Yüzleşemedik, helalleşemedik. Ecdadımızla ya ver elini öpeyim diyemeden ayrıldık. Bakın bunun hüznü, bunun acısı hepimizin içerisinde var. Evet, evet. Dolayısıyla onlara karşı mahcubiyetimiz var. Yani Sultan Abdülaziz'e karşı var, Sultan Abdülhamid'e karşı var, Sultan Vahdettin'e karşı var.
hala işte Kutulamare'ye karşı var. 100 yıl unuttuğumuz bir zafer nasıl olabilir ya? Yani bir millet yenilgisini unutur, hezimetini unutur, biz zaferimizi unutuyoruz. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Kutulamare şehitlerinin bizden alacağı var. Biz onlarla şu an helalleşiyoruz, işte anlatıyoruz programlarımızda. Geçen gün yine kayıt dışı tarihte bir daha hatırladık. Dolayısıyla tarihin bu kadar bizi içine çektiği ve kendisine bağladığı bir dönemde tarih konuşmak, tarihi anlatmak tam daha tabii bir şey olamaz bu memlekette. Hele ki bizler gibi attığımız her adımda İstanbul gibi bir yerde şühedanın, ulemanın izlerinin olduğu, hatta ve hatta dün Diyanet İşleri Başkanımız konuğumuz idi. Şunu söyledi, çok ilginçtir. İstanbul'da adımınızı attığınız her yere dikkat edin dermiş büyükler. Neden? Her an her bir yerinde bir alimin kabri şerifi bulunabilir. Bir büyük komutanın kabri şerifi bulunabilir, makamı bulunabilir. Dolayısıyla gerçekten böyle bir tarih izi sadece İstanbul için de değil. Gidersiniz Afyon'da ayrı bir destan vardır. Yani. Gidersiniz Bursa'da ayrı bir tarih vardır. Bilecik'te ayrı bir, Diyarbakır'da çok ayrı bir tarih vardır. Sahabilerin beldesidir, bölgesidir. Efendim kesinlikle. Amasya'da başkanımızın memleketi, yani değil mi, nice sadrazamları yetiştirmiş bölgedir. Trabzon'da ayrı bir zafer vardır. İşte biz bugün Kuşadası diyoruz değil mi? Kuşadası deyince aklımıza ne geliyor? İşte turistik bir tatil geliyor. Şey, turistik tatil beldesi. Kuşadası, Veysel Karahanlı'nın torunlarının yaşadığı bir yer. Şimdi bunu... Allah Allah. Evet, yani bilmiyorum. Osmanlı şeyde gelmişler Anadolu'ya ve Kuşadası'na, oraya yerleşmişler. Orada tavattun etmişler. Sonra onu Osmanlı padişahı 1. Ahmet onların ırkasını İstanbul'a getiriyor. İşte İstanbul'a yerleşmelerini sağlıyor falan. Şimdi Kuşadası'yla bir Veysel Karahanlı'nın torunları mesela kafamızda. Şimdi son dönemlerdeki algı geçmişi büsbütün çarpıtıyor. Sanki eskiden de böyleymiş gibi, eskiden de Kuşadası öyleymiş gibi bir şey yapıyor. Orada mutasavvıf var, Kuşadalı İbrahim Efendi diye çok mühim bir mutasavvıf var, bir şeyimiz var. Anadolu'nun diğer yerleri nasılsa orası da öyleydi. Hı hı. Bugünkü imajı bizim zihnimizde bu maalesef geçmişte haiz olduğu ehemmiyeti kaybettirmemeli. Bakın Kadıköy, bugün Kadıköy belli bir imajla, evet, örtülmüş, bir şalla örtülmüş durumda. Halbuki bir kış sahabi efendilerimizin Kadıköy'de kışladıklarını biliyoruz biz. Ve bir kısmı bu soğuğa dayanamadıkları için, onlar daha sıcak iklimden geldiler, kışı burada geçirmek zorunda kaldılar. Orada vefat eden, defnedilen sahabiler olduğunu okuyoruz kitaplardan. Belki de bastığımız yerlerde Allah Allah. Sadece alim kemiği değil, sahabi kemiği de olabilir. Yani Kadıköy toprağına basarken ayağımızı dikkatli basalım. Sadece Eyüp'e, sadece Fatih'e demiyorum bakın. Yani bu topraklar Anadolu için zaten öyle. Onun için tarihin bizimle beraber yürüdüğünü, bizim onların bizim yanımızda olduğunu her an hissederek hareket etmeliyiz. Hareket etmemiz. Hocam çok önemli bir konu. Tabii belki başı başına programlar serisi bu. Kavramlar ve içinin boşaltılması, kavramlar üzerinden algılar. Ben müsaadeniz olursa Muhsin Başkanım'a dönmek istiyorum. Buyurun. Kavramlar demişken medrese diye de bir kavramımız var. Muhterem Mustafa Hocam belki değinme imkanı bulacaktır. Nizamil Mülk'ün Batı hilafına karşı, Batı'nın ve Şiilerin özellikle Anadolu'yu ifsadına karşı Nizamil Mülk'ün açmış olduğu bir Nizamiye medreseleri gerçeği var. Ha. Doğu'da gerçekten muhteşemdir. Ve bugün medrese denildiğinde sadece İslami ilimler sanki irade edilen, inşaat edilen bir yermiş gibi ortaya konulmaya çalışıyor. Musat Derneği de buna karşı Erzurum'da Türkiye'nin en büyük İslami İlimler Akademisi değil mi başkanım? Evet. İnşa ediyor. Ha. Nedir bu projeyi, sizden dinleyelim başkanım. Ahmet abim, her şey aslında bir hayalle başlıyor. Biraz önce hocam çok güzel anlattı. Bir sadece kendine dair kaygı taşıyan varlığa canlı deniyor. Başkasına karşı kaygı taşıyan, başkasının derdini kendi derdi gibi gören canlıya da insan deniyor Ahmet abi. Ha. Aslında bizim bu vakıflarımız, derneklerimizin çıkış noktası hep orası. Kendisinden önce kardeşini düşünebilen toplumların inşa ettiği vakıf ve dernekler. Bizler de Erzurum'da biraz önce bahsettiğiniz gibi Nizamiye medreselerinin olacağı dev külliye projesini bir hayalle başladık. O gün gerçekten imkanlarımız yoktu.
insanlar o günkü imkanlarımıza bakarak böyle bir şeyin hayal olduğunu söyledi. Hı hı. Ama bizler dedik ki biz hayal edelim, bunu yapacak olan, bunu yaşatacak olan Rabbimiz. Bizler sadece vesileyiz. Bizler sadece bir irade-i cüz'iye ortaya koyuyoruz. 61 dönüm bir arazi Rabbim nasip etti. 2014 yılında aldık. 2016 yılında ilk temelimizi Rabbim nasip etti, attık. Ve bugün 500'e yakın Allah'ın izniyle oyun alanlarından tutun, çocukların eğitim göreceği yatakhanelerin ayrı yapıldığı, bu kardeşlerimizin psikolojik destek aldıkları, eğitim aldıkları, aynı zamanda fenni ilimleri. Yani bizler istiyoruz ki bir kardeşimiz hafız olurken hem hafız olsun hem doktor olsun. Ya, hem hafız olsun hem avukat olsun. Yani aslında bizim hocam tabii ki daha iyi bilir. Geçmişimizde ecdadımızın değerlerinde bunlar vardı. Yani bir insan belli bir eğitimden geçtikten sonra diğer bir mesleğe alınıyordu. Bizler de elimizden geldiği kadar bu kardeşlerimizin sayısını arttırmaya çalışıyoruz. İnşallah başkanım. Çok önemli konuya değindiniz. Hem hafız olsun hem doktor olsun. Hem hafız olsun, İslam hukukunu bilen, şer'i hukuktan haberdar bir avukat olsun. Hem hafız olsun hem iyi bir mühendis olsun. Allah'tan korkan binalar inşa etsin. Öyle bir müteahhit olsun ki yani demirinden çalan, çimentosundan çalan birisi olmasın. Bugün en çok da ihtiyaç duyduğumuz budur. Gerçekten Rabbim de inşallah devamını getirebilmeyi nasip etsin. İnşaat ne durumda başkanım? İlk etap bitti değil mi? Evet, şu anda 20 bin metrekare kapalı alanımız Rabbime şükür olsun bitti. Burada kardeşlerimiz 2 yıldır eğitim görüyor, hafız kardeşlerimiz. Şimdi 2 blok inşaatımıza tekrar başladık. Cami inşaatımız bu sene nasip olursa tekrar başlayacak Allah izin verirse. Burada nasip olursa yaklaşık 3 yıl içerisinde veya en kötü 5 yıl içerisinde tamamını bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah. Allah'ın izniyle. Ben inanıyorum bunu yaptıracak olan Mevla. Bağışçılarımıza da biz hocam hep şunu söylüyorum. Önemli olan burada nasipdar olmak için mücadele etmek. Çünkü buralar bittikten sonra örneğin bugün Fatih Camisi'nde deseniz ki buraya ben 1.000 lira katkı versem de acaba burada bir hayrım olabilir mi? O gün yapılması gerekiyordu. Yani bunlar geçtikten sonra, kervan geçtikten sonra daha oraya ulaşmak zorlaşıyor Ahmet abi. Bizler de çok kısa bir ömürde yaşıyoruz. Çok kısa bir hayatta yaşıyoruz. Biz aslında ebedi bir hayata yolculuk yapıyoruz şu anda. Bu yolculuğumuzda bu han, kısa bir süre kalacağımız bu handa güzel eserler bırakalım. Rabbimizin razı olduğu, Rabbimizin sevdiği, meleklerin gıptayla baktığı o eserleri bırakalım. Yarın Rabbimizin huzuruna gittiğimizde yüzümüz ak olsun. En azından orada güzel bir şekilde karşılanalım. Ya. Bizim bir abimiz vardı. Biraz önce siz bahsettiniz, bir büyüğümüz. Hep derdi ki bize, Muhsin sen ne iş yapıyorsun? Hangi meslekle uğraşıyorsun? Derdim ben muhasebeciyim veya ticaretle uğraşıyorum. Yok derdi, yanlış söylüyorsun. Hayırdır abi, ne dememiz gerekiyor? Senin ilk işin Rabbinin kulu olmak. Ek işin, yani ek olarak yapacağın iş de senin yaptığın, meşgul olduğun dünyadaki işlerinden bir tanesi. Biz önce Rabbimizin kulu olduğumuzu ve Rabbimizin emrettiği şekilde bu hayatta yaşamamız gerektiğini öğreneceğiz Ahmet abi. Ve bu eserleri Allah'ın izniyle İnşallah. Arttıracağız inşallah. Peki bu külliyeye ve orada eğitim gören hafızlara nasıl bir katkı sağlanabilir? Son olarak onu da sizden alabilirsek başkanım. Mustafa hocam. Elbette da, Allah razı olsun. Yani Ahmet abim, bizler yaklaşık 2016'dan beri bu külliye çalışmalarına devam ediyoruz. İnanın öyle manzaralarla karşılaştık ki. Şimdi öyle teyzelerimiz var. Evlerinde konserve şişelerinde bozuk para biriktirerek buraya destek olanlar var. Öyle teyzelerimiz var, ömrü boyunca biriktirmiş, bir daire almış, ben külliyede bunu değerlendirmek istiyorum, bunun rüyasını gördüm diyen teyzeler var. Ben o şeyden sonra hep şu karara vardım, gerçekten bu iş nasipdar olma. Yani bir insanın, benim acaba burada nasibim olabilir mi? Hocam Hazreti Ayşe annemizin hediye ederken koku sürermiş, parayı bir yere sadaka verirken. Çünkü bunun Mevla'ya gittiğini biliyor ya. Rabbim bana böyle bir imkan sunduğun için sana teşekkür ederim deyip veriyor. Yani bunu al git değil de o veriliş şekli bile çok önemli Ahmet abi. Verdiğini güzelleştirir. Biz de bu güzel veren abilerimizin, güzel veren büyüklerimizin, güzel veren ablalarımızın gerçekten bağışlarıyla bu işlerin olduğunu inanıyoruz. Çünkü daha büyük parası olan abilerimiz var, daha büyük parası olan bağışçılarımız var. Ama bu imkan olmayabiliyor. Demek ki burada nasipdar olmak için de niyet etmek lazım Ahmet abi. Kesinlikle. Tabii her nasip vaktine esirdir. Cenab-ı Allah bu vakti hızlı bir şekilde hızlandırsın. Nasip kılsın da oradaki hizmet daha... Şimdi bazen bize değilsin. Ahmet abi şunu soruyorlar. Diyorlar ki ya biz nasıl bir bağış yapalım? Sizin biraz önce söylediğiniz gibi. Ben diyorum ki bir oğlunuz, bir kızınız sokakta görseniz, bir yanlış iş yaparken veya farklı bir şekilde, ya bu çocuk böyle bir şey yapıyor mu dersiniz? Yoksa gidip müdahale mi edersiniz?
insan sahiplendiğine müdahale eder. Hı hı. Yorum yapmaz. Yorum yaptığın kişi dışarıdaki, yani senin sahiplenmediğin bir şeydir. Dolayısıyla bu külliye de bizim Allah'ın izniyle tüm ümmet olarak sahiplendiğimiz bir kurum, bir yapı. O yüzden büyüklerimiz, bağışçılarımız gelsinler, acaba bunun neresinden ben tutabilirim? Bu işin neresine ben yardımcı olabilirim? Demir alabilir miyim? Beton alabilir miyim? Buranın işçiliğini karşılayabilir miyim? Çünkü yapılan eser ortada. Allah'ın izniyle bittiğinde de ben inanıyorum ülkemize çok güzel bir eser kazandıracağız. İnşallah başkanım. Biz de müşahede etme imkanına şahit olduk. Gerçekten ufku çok büyük bir proje. İçerisinde Patanili, Pakistanlı, Suriyeli, dünyanın dört tarafından öğrencilerin oldu. Hocam değişim programlarıyla ileride üniversitelerden, yurt dışındaki üniversitelerden değişim programlarıyla öğrencilerin başkanım geleceği çok güzel bir proje. Rabbim muvaffak kılsın inşallah. Nasip meselesi hakikaten çok enteresan. Yani bir yardım derneğinin bir vardı. Hadisesine şahit oldum. Bir kurban kesilmesi için gönderiyor, para gönderiyor. Kurban kesiliyor fakat isminin düzgün yazılmadığına itiraz ediyor. Bağışçı. Bu da gönderiyorlar parayı geriye. Burada kim kaybetti? Şimdi oradaki ya. Yapacak yani para elinde ama bak oraya kadar gelmiş. Evet. Ben bunu yapmıyorum, paramı iade edin. Bakın kesildiği halde kurbanı Allah ona nasip etmedi. Şimdi burada onu yiyenler bir şey kaybetmedi, onu telafi edenler kaybetmedi ama o kişinin nasibi eline kadar geldiği halde orada onu şey yapmadı. Onun için o çok niyeti, doğru. O niyeti parayla alamazsınız değil mi hocam? Alamazsınız. Ya, evet. Muhteşem çok bir bakış. Doğru, evet. Aynen. Çok önemli. Hocam şimdi biz bu programda birçok şey konuştuk. Ecdatla ilgili evet, hayırlı bakalım ne konuşacağız. Ama bugün istiyorum ki ben böyle biraz daha ayrıntılara, detaylara girelim. Mesela bir tanesi Medine'ye gidenler görürler, bilirler ki orada bir Hicaz demir yolu var ve orayla ilgili bir müzeyi incelediklerinde birçok bilgi verilir. Yahu Anadolu'dan oraya o kıt imkanlarla hacca umreye giden insanlar için ecdadımız biz Hicaz demir yolu inşa etmiş. Kaç yılında bunu yapmış? Yapılma amacı neydi? Kim yaptırdı? Efendim detayları nedir? Hicaz demir yolunu şöyle detaylıca konuşalım istiyorum. Eyvallah. Şimdi Sultan Abdülhamit döneminde üç şey çok önemli oldu. Bir tanesi savaşmadan bir dönem açmak, yani bir barış dönemi açmak. Mümkün olduğu kadar harp olmadan, çünkü Ruslarla bir harp ettik. Ondan sonra çok ağır bir toprak kaybı ve tazminat mahkum olduk. Dolayısıyla savaşa girdiğimizde kazansak da kaybediyoruz. Çünkü masa başında bu iş yapılıyor. Kaybetsek zaten kaybediyoruz. Dolayısıyla Sultan Abdülhamit bu zaman savaş zamanı değil, barış zamanı, mümkün olduğu kadar barış dönemi şartlarını gerçekleştirmek için dış politikayı bir danter gibi ördü ve o dönemde savaş olmadı. Malum biz Balkan Savaşları'na kadar bir savaş görmedik Abdülhamit Han zamanında. 93 Harbi'nden sonra. Bir Yunan Savaşı var ama orada bir aylık bir şey, bir ayda Atina kapılarına dayandı Türk ordusu, bir de o var. Aa. 1897'de. Ufak bir seferberlik yaptık. Avrupa ayağa kalktı. Maksat zaten bir gözdağı vermekti. Bunun dışında savaşsız bir dönem açacak. Bu dönemde bir nüfusu artırmak için, özellikle Müslüman nüfusu artırmak için tedbirler alındı. İşte sağlık tedbirleri. İşte bir taraftan bataklıklar kurutuluyor, işte hastaneler açılıyor. Sulama tesisleri, gıda maddelerinin Anadolu'ya şey yapılması. Mesela patatesi biz Abdülhamid'e borçluyuz. Patates onun zamanında, ondan önce böyle ufak tefek yerlerde yetişiyordu ama bugün Adapazarı'nda patates varsa, Erzurum'da varsa, benim Anadolu'nun tamamında patates yetiştiriliyorsa, o zaman çünkü kıtlık vardı ve kıtlığı engelleyecek en büyük gıda maddesi olarak patatesi yaydırmaya çalıştı ki her şart, her iklimde yetişebilen gıda olduğu için. Bunun gibi çok iyi. Yani nüfusu koruyacak ve artıracak tedbirler bir bu. İkincisi eğitim hamlesi. Bugünkü hesaplamalarımıza göre 5000 civarında okul açıldığını görüyoruz. Onun zamanında ki bazıları da Güzel Sanatlar Fakültesi falan çapında okullar bunlar. Bir kısmı belki ilkokul, ortaokulda
açıldı. Dolayısıyla bu 5000 okul içerisinde Şam Tıbbiyesi'nden tut da işte bugün İstanbul'da tıp fakültesi, çapa tıp fakültesi falan diyebildiğimiz okulların hepsinin temelleri o zaman atıldı. Demek ki sağlığa yatırım yaptı. Eğitime yatırım yaptı. Üçüncüsü de ulaştırmaya yatırım yaptı. Çünkü imparatorluğunuz büyük. 3,5 milyon kilometre kare bir devletiniz var. Basra Körfezi'nden efendim Makedonya'ya kadar bir imparatorluğa sahipsiniz. Fakat diyelim ki Bağdat'ta bir ayaklanma oldu. Şimdi buradan haber aldınız. Gidene kadar atlarla bir ay oluyor neredeyse. Şimdi bir ay sonra zaten olan oluyor, biten bitiyor. Hani oradaki yerel kuvvetler de etkisiz kaldıysa eğer, hadise büyüdüyse buna müdahale etmek çok zor. Onun için ulaştırma çok önemli. Modern bir devlet olabilmenin en büyük şartlarından birisi ulaştırma. Karayolları ve artı demir yolları. Hatta o bakımdan Sultan Abdülhamid'e bir de iftira atarlar. Denizciliğe önem vermedi falan diye. Öyle bir şey yok. Yani yine alınabilecek şartlarda gemi aldı ama bunun şöyle bir tarafı olduğunu göz ardı ediyorlar. Gemi aldığınız zaman bu gemiyi besleyecek bir bütçenizin olması lazım. Gemiyi denizin üzerine koyduğunuz zaman bir tane tekne alsanız, her sene onun kalafatının yapılması lazım, boyasının yapılması lazım. Durduğu yerde sana masraf çıkartır. Onu eğer sen besleyebileceksen, onu yürütebileceksen, ondan istifade böyle bir ekonomin varsa alırsın. Onu yürütürsün. Ama şimdi Sultan Abdülaziz, Allah ondan da razı olsun, biraz plansız bir şekilde Osmanlı donanmasını ben büyüteceğim, dünyanın en büyük donanmasını kuracağım diye bir hayalin içine girdi. Büyük düşündü ama bunu besleyebilecek bir ekonomik şeyinin olmadığını çok geç bir şekilde anladı ve Osmanlı ekonomisi onun döneminde iflas etti. Bir dibe vurdu, borç ödeyecek imkanı kalmadı. Yani zaten darbenin yapılmasının sebebi de o. Ben ödeyemiyorum, gelin yeniden anlaşalım dedikten sonra onun devrilmesi için planlar devreye girdi. Dolayısıyla Sultan Abdülhamid denizciliğe yatırımı kaydıracağına, o yatırımı karaya ve demir yollarına yönlendirdi. Ne dedi? Demir yolları bu topraklar benim olduğu sürece kimse benim elimden almayacak. Bir demir yolunu döşüyorsun. 50 sene, 100 sene, 150 sene bugün hala o demir yollarını kullanıyoruz. Ama o gemiler ne oldu? Yavuz dahil hiçbirisi bugün yok. Ama demir yolları duruyor, istasyonlar duruyor. Sizin Medine'de gördüğünüz Medine istasyonu, işte Haydarpaşa istasyonu, trenler hala işliyor birçok yerde. Dolayısıyla karaya ve demir yollarına yatırım yaparak ulaştırmayı sağlamaya çalıştı. Şimdi bunun askeri yönünü bir tarafa bırakırsak, Almanlara Anadolu demir yollarını verdi ve Bağdat'a doğru İstanbul'dan yola çıkan bir şey Ankara, Ankara'dan Konya, Konya'dan Adana, oradan Bağdat'a uzanacak bir demir yolu projesini Almanlara ihale etti. Fakat 1901 yılında bir karar verdi. Bu dünyanın büyük güçlerin hiç beklemediği bir karardı. Bunu ilan ettiği zaman güldüler. Yapamazsınız. Katiyen böyle bir şeyi biz olmadan, bizim desteğimiz olmadan, bizim sermayemiz olmadan, bizim mühendislerimiz olmadan yapması mümkün değil. Güldüler. Neydi bu karar? Kendi paramla, kendi işçilerimle, kendi malzemelerimle, kendi mühendislerimle ben bir demir yolu yapacağım. Hangi demir yolu? Hicaz demir yolu. Yapamazsın, yaparım. Nasıl yaptı? Şimdi bu bir destandır aslında Hicaz demir yolu. Emperyalizme karşı en büyük tokatlardan birisidir. Osmanlı, ben ayağa kalkıyorum, ben kendi demir yolumu sizden borç almadan, sizden teknik destek almadan, sizden malzeme satın almadan, sadece motor vesaire, lokomotif gibi şeyler hariç, kendim yapacağım. Tüneller, kavşaklar, viyadükler, yüzlerce bu şekilde o zamanın teknolojisiyle yapıldığına inanamayacağınız o vadilerin üzerinden atlayan bugün
Evet. Artık teknolojik olarak da yapılabiliyor ama o zaman taşlarla onların yapılması, çöllerin içerisinden geçilmesi, ormanların içerisinden, nehirlerin üzerinden aşılması, bütün o zor coğrafyalarda. Bir de sadece tek bir hat yapmıyorsunuz. Medine'ye, Mekke'ye kadar gidecekti. Hatta onu Yemen'e kadar uzatma projesi vardı. Medine'de kaldı, devam edemedi. Ama bir de yan hatlar var. Yafa'ya, Kudüs'e falan böyle denize doğru, Akdeniz'e doğru yan hatlar da yapıldı. Sadece düz bir hat yapılmadı. İşledi mi o hatlar hocam? Kullanıldı mı? Tabii ki kullanıldı. Bu kendisi 1908 yılında nihayet Medine'ye ulaştı. Hatta şöyle de bir rivayet var. Medine'ye yaklaştığı zaman demiryolu hattının İstanbul'dan bir emir gittiğini, bundan sonraki safhada özellikle Medine şehir içerisine girdiğinizde demirlerin üzerinde fazla ses çıkartmayacak şekilde keçe döşeyerek çalışasınız. Yani vururken, şey yaparken çangır cungur sesler çıkarmadan. Niye? Çünkü Efendimizin ruhaniyeti bunu hisseder, ona saygısızlık olmasın diye. Şimdi işin bu tarafı da muhakkak gözetilir. Yani Sultan Abdülhamid'in ve Osmanlı'nın projelerinde teknoloji evet, modernleşme evet, bunları yapalım ama dinimizi unutalım, ne olursa olsun bunu yapalım değil. Dinimizle beraber, İslam'la beraber kalkınalım, ne modernleşelim. Birlikte yapalım. Bu işte farklılığı oradaydı. Yani Cumhuriyet dönemi modernleşmesinin yanlışı buradaydı. Dinsiz modernleşelim. Dini hesaba katmadan, dini karşımıza alarak da olsa ne olursa olsun, hayır öyle değil. O dinini, peygamberini, kutsallarını terk etmeden modernleşmenin destanını yazdı bir bakıma. Şimdi bu Medine'ye kadar ulaşan bu demir yolu galiba Eylül ayında falan ulaştı oraya. Nasıl başarıldı? Şimdi Sultan Abdülhamit Bakanlar Kurulu'nu topladı. Hepsine dedi ki bu demir yolunu biz bir hilafet projesi olarak gerçekleştireceğiz ve bütün İslam aleminden yardım toplayacağız, ihane toplayacağız. Ama önce kendimiz bir elimizi cebimize atalım. Kendisi hatırladığım kadarıyla 30 bin altın vakfediyor. 30 bin Osmanlı altın lirası ben koyuyorum dedi. Sonra sadrazama baktı, diğerlerine baktı. Tabii onlar da padişahın kadar olmasa da işte kendi çaplarında şey koydular. Ve ertesi gün gazetede, bakın gazetelerde Hicaz Demiryolu yapılacak. Padişahımız şu kadar koydu, bakanlarımız bu kadar koydu. Ve bunun arkasından İslam alemine bir beyanname. Bu ümmetin bir onur projesidir. Ümmetin bir haysiyetini şey yapacak bir projedir. Öncelikle Kabe-i Muazzama'ya en kısa şekilde ulaşmayı sağlayacak. Bizim oraların güvenliğini sağlayacak. Çünkü yolda deve kervanları, bedeviler basıyor, öldürüyor, mallarını çalıyor. Bütün bunları engelleyecek şekilde. Bu proje yapılacak diye duyuruldu ve bütün İslam aleminden. Bu hepimizin şeyi. Siz de yarın öbür gün hacca geleceksiniz. Bu sizin de kullanacağınız bir şey. Bütün İslam aleminden para toplanması için şey yaptı. Bu paraya ihtiyacı vardı yoktu meselesi ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Hı-hı. Sembolik manada. Manası anlamlı değil mi? Sembolik manada bütün İslam aleminin buraya para göndermesi emperyalistleri o kadar tedirgin etti ki ya ne oluyor biz öldü, ölecek hasta adam yatağında can çekişiyor dediğimiz adam Amerika'daki Müslümanlar buraya para gönderebiliyor. Rusya'daki, Japonya'daki, efendim Jakarta'daki Müslümanlar çıkınlarla para gönderiyorlar, küpelerini satıyorlar. Biz bu hilafet meselesinde olmalıyız diyenler, boğazından kesip gönderenler, bütün bunları, bütün İslam alemi buna şey yaptı ve 4 milyon altın para toplandı bu şey için, proje için. Maşallah. Üstünde devlet tamamladı ama bu tabii büyük bir şeydi, hamleydi. Yani dünyaya bir mesaj verildi. Biz
ölmedik, biz ayaktayız, biz kendi demir yolumuzu sizden para almadan, sizden destek almadan. Çünkü o zamana kadar dünyada demir yolu inşaatını 7-8 büyük devlet arasında, Rusya, Fransa, İngiltere, Amerika arasında paylaşılmıştı. Onlar yaparsa yapabiliyordu, diğerleri yapamıyordu. Şimdi bu bir emperyalizme karşı bizim direnişimizin bir sembolü oldu. Onun ötesinde de bir başka hususa daha temas etmek lazım. Hani teferruata girelim deyin, dediğiniz için giriyorum yani bunları. Buyurun hocam. Vaktimiz var inşallah. Biraz daha var hocam. Yani, şimdi bu projenin tabii uygulanma aşamasında çeşitli oyunlar yapıldı. Sultan Abdülhamid'e karşı ve Osmanlı'ya karşı bunun engellenmesi için suikastler bile gerçekleştirildi malum. Fakat buna şey yapmadı ve devam edildi bu projeye. Neticede bu projenin adım adım gerçekleşmesi Osmanlı ve İslam alemi için bir şey oldu, bir intibaha, bir uyanışa vesile oldu. Vesile oldu. Bizim tekrar bunları yapabiliyor olmamız, yapabildiğimizi göstermemiz adeta bir milli şuur, bir dini şuur uyanışına vesile oldu. Şimdi o günlerde gazetelerde çıkmış, onu yayınlayacağım inşallah. Tercüman Hakikat gazetesinde Sultan Abdülhamit devrinde Ahmet Mithat Efendi'nin çıkarttığı bir gazete bu. Bir yazı dizisine rastladım. Hattı Ali Hicaz'ın maddi ve manevi felsefesini yapan bir şey. Yani bunu neden yapıldığını anlatan bir yazı dizisi. Sultan Abdülhamid'in zamanında onun izni veya haberi olmadan böyle bir yazı dizisinin haftalarca devam etmesi mümkün değil. Dolayısıyla ben onun yazdırdığı kanaatindeyim bunu. Ki Ahmet Mithat Efendi de kendisine en yakın olan birkaç yazardan birisiydi. Bunun içerisinde şöyle bir bahis var. Evet, bunun ekonomik gerekçeleri var. Bunun askeri gerekçeleri var. Bunun işte çeşitli bayındırlık açısından, çünkü demir yolu gittiği zaman orada bir gelişme oluyor. Konya'daki buğday İstanbul'a geliyor. İşte Halep'teki buğday Yafa limanına gidebiliyor. Yani ekonomik bir hareketlilik ve gelişme, bir umran da şey yapıyor. Bunları anlatıyor. Fakat orada diyor ki, bütün bunların ötesinde bu bir nebiler yolu olarak tasarlanmıştır diyor. Peygamberler yolu olarak tasarlanmıştır. Ve demir yolunun güzergahına baktığınız zaman peygamberlerin kabirlerinin ve makamlarının olduğu yerlerden geçer diyor. Ve adeta o peygamberlerden başlayarak adım adım işte ilerleyen demir yolundaki hacı adayları en büyük peygamberin huzuruna varacaklarını hissede Medine'ye doğru ilerlerler. Ve neticede adeta bir peygamberler ziyaretgahı üzerinden en büyük peygamberin huzuruna, Medine'ye ulaşırlar. Şimdi bu başka bir şey işte. Az önce bahsettiğim gibi yani demiri, çeliği, bilmem tahtasını, taşını yapabilirsiniz ama işin içerisine bu manevi hamuru katmazsanız o proje tutmaz ve geleceğe kalmaz. Hocam çok gerçekten muhteşem bir şey. Özellikle halk nezdinde biz böyle yüreğimize dokunan yönleriyle hatırlarız hep. Tabii Sultan Abdülhamid'in talimatı olduğunu söylediniz. Medine'de hep anlatılır. Ceddimiz de, biz de bunu hep onurla gururla söyleriz. Medine'de tren raylarına, Medine şehrine, şehir içerisine yakınlaştırdığında keçe yerleştiren ve o saygınlığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nezdinde İslam'a gösteren bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu ruhu kaybetmemeyi, o ruhu kaybolmuşsa da tekrar diriltebilmeyi, ayakta tutmayı Rabbim nasip eylesin. Amin. Şimdi reklama gideceğiz ama öncesinde arkadaşlarımız hazırsalar ben istiyorum ki kıymetli yönetmenim mümkün müdür? Bir eser alalım, öyle reklama gidelim. Tamam. Hususen de şu sebeple istedim. Bugün arkadaşlarımızın hazırladığı eser 3. Selim'in, değil mi? 3. Murat. Özür dilerim. Uyan ey gözlerim. Ey gözlerim. Gafletten uyan. Çok güzel gidecek. Eyvallah. Buyurun.
Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Neyzen, Fatih Yıldız, Kanuni Hamdi Görgülü ve klavye Volkan Yiğit. Teşekkür ederiz. Efendim, ceddimizden bize kalan çok güzel miraslar var. Sözler var, naatlar, şiirler var, eserler var, mabetler var, hanlar var, hamamlar var. En çok da şeref, onur ve gurur var. Hepsine rahmet olsun. Bu mübarek günler hürmetine. Onların o sahip çıktıkları o İslam mirası, o medeniyet mirası ve bizlere bıraktıkları o gerçekten mefkure en güzel şekilde kıyamete değin bu Anadolu'da irfan ile, hikmet ile muhafaza olunsun diye bizler de dua etmiş olalım. Reklamlara gidiyoruz, ardından buradayız efendim. Evet efendim, İftara Vusat'a devam ediyoruz. Bugünkü sorumuzu tekrar hatırlatmak gerekirse, vereceğimiz hediyeleri kimlere kazandıracağız? Şu soruyu cevaplandıranlara hediye edeceğiz. Bugün dedik ki o güzel altın çağı Osmanlı'ya yaşatan ceddimiz Kanuni Sultan Süleyman Han'ın 2 saat içerisinde kazandığı bir meydan muharebesi var, bir savaş var. Onun ismini soruyoruz size, o zaferin ismini. Bizlere İftara Vusat etiketiyle sosyal medya hesaplarınızdan ya da efendim hemen alt kısımda yer alan İftara Vusat programımızın kurumsal WhatsApp numarasına gönderebilirsiniz. 13 ailemize 10 ayrı İmam Gazali'nin setini, kitap setini hediye edeceğiz. Yanında bir de Profesör Doktor Fahrettin Kabave'nin çeviri kitabını Doktor Fatma Çetin eseriyle hediye edeceğiz. Ve yine bir izleyicimize de Ramazan özel setini bir yavrumuza hediye etmiş olacağız inşallah. Sorumuzu doğru cevaplandıranlar arasından diyelim. Şimdi Vusat Derneği'nin tabi Ramazan boyunca bir takım çalışmalarını ekranlarınıza getirdik. 4 kıta 20 ülkede kıymetli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yapılan birçok şey var. Bunlar arasında yetimlere destek, efendim zekat ve fitre çalışmaları, hafızlık sponsorluğu çalışmaları, yurt dışında ümmet sofraları adı altında iftar sofraları da kuruldu. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde malumunuz sizlere bir şey ifade ediyorduk. Demiştik ki her 3 günde bir biz ne yapalım efendim? Bir ülkede iftar sofrası kuralım. Şimdi arkadaşlarım hazırlıyorlar. Somali'de bundan 3 gün önce sizlerin gönderdiği SMS'lerle kurduğumuz iftar sofrasını DSF olarak arkadaşlarımız ekrana getirecekler. Somali'de kurulan o iftar sofraları ekrana gelecek. Ve elhamdülillah Ramazan'ın başından beri 11 ayrı ülkede bizler 2 gün 3 gün aralıklarıyla dedi ki Vusat Derneği zaten 20 ülkede ve ülkemizde bu çalışmaları sürdürüyor. Biz İftara Vusat izleyicileri olarak bu ülkelerde iftar sofraları kuralım. Bunu da neyle yapalım? SMS'lerle, gönderdiğimiz 10 lira karşındaki SMS'lerle gerçekleştirelim. Ve şimdi ekrana gelen iftar sofrası efendim Somali'de bundan 3 gün önce gönderdiğimiz SMS'lerle kurulan iftar sofrası. Rabbimiz nasip ederse inşallah Kadir gecesinde, malumunuz biliyorsunuz cumartesi gününe tekabül ediyor. İdlib'de de inşallah yine İftara Vusat izleyicileri olarak iftar sofraları kuracağız. Oradaki çocukları, oradaki kardeşlerimizi mutlu etmiş olacağız inşallah. Bu görüntüler Somali'den ekrana geliyor. 3 gün önce sofra yazıp 60-60 hediye gönderdiğimiz görüntüler ile kurulan iftar sofralarını arkadaşlarımız ekranınıza getiriyorlar. Orada yüzlerce kardeşimize farklı farklı bölgelerde sizlerin desteğiyle iftar sofraları kuruldu malum. Ve Somali biliyorsunuz Türkiye ile kardeş bir ülke. Türkiye'de de çokça Somali'den gelip burada misafir ettiğimiz yetişen ve şu anda hatta Somali'nin 2 tane bakanı Türkiye'de gelip eğitim görmüş ve gidip ülkelerine hizmet eden kardeşlerimizden. Gelin ne yapalım? Kadir gecesinde de büyük bir iftar sofrasını çadırlarda yaşam mücadelesi veren İdlib'li kardeşlerimiz için kuralım. Yapmamız gereken şey, geçmiş dönemlerden alışkınsınız, 60-67'ye sofra yazıp bir SMS göndereceğiz inşallah. Hep birlikte şöyle, ben de teşvik mahiyetinde hemen telefonuma sarıldım. 60-67'ye sofra yazıp bir SMS gönderirsek 10 lira karşılığında inşallah cumartesi günü Kadir gecesinde İdlib'deki kardeşlerimize ümmet sofraları, iftar sofraları kurulmuş olacak. Muhterem Mustafa Arman Hocam ve başkanım da gönderdiler. Teşekkür ediyoruz. Gönderebilirim değil mi? Tabii hocam. Sofra yazıp 60-67'ye bir SMS gönderirsek şayet bir kardeşimize iftar ikram etmiş olacağız. Tabii bunlar direkt verdiğiniz bağış 10 lira kesinti olmaksızın
Vusat Derneği hesaplarına yatırılıyor. Ekstra bir SMS ücreti de gönderdiğiniz SMS karşılığında faturanıza yansıtılıyor. Tüm operatörlerden sofra yazıp 60-67 diye gönderirsek efendim kurulan sofralara katkıda bulunmuş olacağız. Cumartesi bu sofralar kurulacak. Allah-u Alem ya pazar ya da pazartesi günü bizler de az önce Somali ekrana getirdiğimiz gibi inşallah onu da ekrana getirmiş olacağız. Hemen ben dönmek istiyorum. Başkanım, Ramazan'la ilgili Vusat Derneği'nin yurt içinde ve yurt dışında yaptığı bir dizi çalışmalar var. Dedik işte zekat ve fitreler var ki bu dönem çok önemli bir dönem bunun için. Kumanyalar, iftar sofraları kuruldu. Neler yaptık başkanım? Nasıl bir Ramazan geçti? 23 günü geride bıraktık. Elbette. Ahmet abim, Ramazan gerçekten yetimlerin, ihtiyaç sahibi ailelerimizin bayramı gibi. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. İnanın burada özellikle pandemi sürecinden etkilenen işsiz kardeşlerimize gıda kolisi dağıtımlarımızdan tutun. Arakan'dan, Sri Lanka'dan, Afrika'da, Somali'de açtığımız su kuyularından tutun. Özellikle Ramazan münasebetiyle bağışçılarımız özellikle bir takım su kuyularını bu döneme bıraktılar. Yine aynı şekilde yurt dışında 20 ülkede dağıttığımız kumanya kolileri, oralarda kurduğumuz kardeşlerimizle, ümmet sofralarımızla Allah'ın izniyle, burada külliyede hafız kardeşlerimizle kurduğumuz iftar sofralarında Allah'ın izniyle, bağışçılarımızla gerçekten Ramazan'ı böyle bir bayram havasında, o ihtiyaç sahibi ailelerimizle, yetimlerimizle, hafızlarımızla bir bayram havasında devam ettik bugüne kadar. İnşallah bayrama kadar Allah'ın izniyle bu şekilde devam edeceğiz. Ve hafız kardeşlerimize böyle bayram ikramlarını da yaparak Allah'ın izniyle inşallah Ramazan'ımızı tamamlayacağız. İnşallah. Biz de başkanım geçtiğimiz 3 gün içerisinde İstanbul'da devam eden Vusat Derneği görevlilerinin dağıtımlarına eşlik ettim ben. Bakalım kimlerin yüreklerine dokunuluyor diye. Yani inanır mısınız gerçekten gece kondu'da böyle camları kırık, efendim ahvali yürek burkan aileler var. İstanbul 20 milyon metropol şehir, hemen yanı başında 25 katlı efendim rezidansların olduğu yerde insanlar çok zor durumda. Eksi ikinci katta kömürlüğü işte eve çevirmişler. Güneş hiçbir yerden almayan yerlerde yaşamlarını sürdürüyorlar. Evet, herkes zor durumda. Çok işsiz kalan var. Bu süreçte çok sıkıntıya giren var ama inanır mısınız verilen bir kumanya, o 150 liralık verilen bir kumanyadan dolayı mutlu olan, oradan içinden çıkacak olan bir kilo pirince, bir kilo mercime ihtiyacı olan insanları gördük. Gözlerimize müşahede ettik. Yönetmenim hazır mı VTR acaba? VTR'mizi verelim, buradayız. Genel merkezimizde hummalı bir çalışma var. Sınır bölgemizde bulunan kardeşlerimiz için bayramlık kıyafet gönderimi sağlıyoruz. Aynı zamanda bebek kardeşlerimizi de unutmadık. Onlar için hem bayramlık kıyafetler hem de bebek bisküvileri gönderiyoruz. Rabbim yapmış olduğunuz yardımlarınızı kabul etsin inşallah. Vuslat Derneği. Evet efendim, İstanbul'un sokaklarındayız. Sizlerin emanetlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret sarf ediyoruz. Öyle ki paylaşan bilir dedik. Sevgiyi, kardeşliği, muhtaca yakınlaşmayı, ancak paylaşmayı paylaşan bilir dedik. Sizlerin emanetleriyle mübarek Ramazan-ı Şerif'te pandeminin de gölgesinde zor günler geçiren halkımıza Türkiye'nin dört bir tarafında ve dahi dört kıta 20 ülkede gıda kumanyaları, fitreler, zekatlar dağıtımlarına devam ediyoruz. Bugün de Vusat Derneği görevlilerinin dağıtımlarına biz de eşlik edelim istedik. Şu anda bulunduğumuz bölge Pendik. Pendik'te ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, buradan hemen sonra Sultanbeyli'ye, sonrasında Kartal'a, akabinde Zeytinburnu'ya, Fatih'e, Sultan Gazi'ye, Arnavutköy'e geçeceğiz. Bir dizi dağıtımlara eşlik edeceğiz Rabbimiz nasip ederse. Tabii istiyoruz ki biz çocukları mutlu edelim. İstiyoruz ki hanelerinde, aşlarında, buzdolabını açtıklarında yiyecek bir şey olmayan ya da melül melül iftar anını, sahur anını, çocukların mahzunluğunu düşünen ailelere bir nebze kardeşimizi ulaştıralım. Ulaştırdığımız gıda ürünleri derman olur, hayatlarını mükemmelleştirir ve sorunlarını çözer değil belki. Ama muradımız hem Allah'ın rızası hem de unutulmadıklarını, böyle zor bir zamanda yanlarında olduğumuzu kendilerine gösterebilmek, hissettirebilmek. Bu vesileyle
Yardımlarını Ruhsat Derneği vesilesiyle bu muhtaçlarla paylaşan siz kıymetli bağışçılarımıza, hamiyetperver aziz milletimize bir kez daha kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbimiz güldürdüğünüz çocuklar hürmetine, o gönlüne aldığınız yaşlılar, dullar, efendim ihtiyarlar, pirifaniler hürmetine, evsiz olan, işsiz olan, darda kalan, zorda kalan yetimler hürmetine, bayramı bayram gibi olan, günahları af-ı mağfiret olunan ve güzel diyarlarda, cennet ikliminde bu mazlumların duası vesilesiyle buluşan kullarından eylesin inşallah. Ah bilseniz ne gönlü kırıklar, ne mahzun insanlar var. Yolumuzu gözleyenler var, yolumuzu bekleyenler var. Allah darda kalana yardım etsin ve onları unutmayan, kadirini, kıymetini bu günlerin en güzel şekilde istifade edenlerden eylesin. Vuslat Derneği. Evet efendim, gerçekten insanların yüzünü güldürebilmek, mutlu edebilmek çok güzel. Ben de bu vesileyle bu ekranlarda bizler de çağrıda bulunduk. Bu çağrıya ses veren Türkiye'nin dört bir tarafından, hatta Avrupa'daki, hatta dünyanın dört bir tarafındaki bağışçılara teşekkür ediyorum. Yine bugün zekat ve fitre dağıtımlarına da eşlik ettim ki gerçekten tek başına bir evde yaşayan, kapısı hiç çalınmayan, özellikle pandemi döneminde yani kapısının çalınmadığı aileler var. Çok büyük bir şey. Allah tabii ki yapılan tüm bu güzel hasenatları 1'e 700 zekat ecirlerin yazıldı. Bu Ramazan hürmetine en güzel ecirle ecirlendirsin inşallah diyelim. Kıymetli Mustafa Arman hocamla tekrar devam edelim istiyorum. Hocam böyle ara ara böyle hayra da teşvik maksatlı giriyoruz ama hakkınızı helal edin. Tabii ki onlar. Bunlar da güzellikler. Ramazan'ın güzellikleri, infak ayı malum Ramazan-ı Şerif. Hocam bir de Yavuz Sultan Selim'le ilgili bir bahsi konuşalım istiyoruz. Tabii Yavuz Sultan Selim çok konuşulur, çok üzerine kitaplar yazılır. Kimleri çok sever, kimleri çok sevmez. Niçin sevilir, niçin sevilmez? Yavuz Sultan Selim bu toprakların evlatları için ne ifade eder? Şimdi bu toprakların evlatları için ne ifade eder? Onu kısaca söyleyeyim. Çünkü başka anlatacağım enteresan bahisler de var. Şimdi biz elhamdülillah bu topraklarda Müslümanız ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Bunu Yavuz Sultan Selim'e borçluyuz. Bu kadar kritik bir şey söylüyorum. Ben pek kesin konuşmam ve şey yapmam ama bütün okuduklarımdan çıkarttığım netice, eğer Yavuz Sultan Selim Çaldıran'da mağlup olsaydı yahut Şah İsmail'i durduramasaydı Anadolu bir baştan öbür başa Şah İsmail'in orduları tarafından çiğnenecek ve hatta Balkanlara kadar bütün Osmanlı, İstanbul dahil Safevilerin eline geçecek. Allah muhafaza. Çünkü 10 yıl içerisinde Afganistan'dan Bağdat'a kadar bir çok büyük bir bölgeyi çeşitli tuzaklarla, hilelerle yahut işte kendisine bağlı o Kızılbaş dedikleri bir takım müritlerle örgütleyerek onları bir ordu kurdu ve bu gerçekten bunlar böyle ölümüne bağlı. Yani tamam Yeniçeri de öyle ama mesela onları adam diyor ki minareye çıkın diyor, atlamaya başlayın aşağıya. Kimse itiraz etmiyor. Tabii Osmanlı elçisi gittiği zaman Osmanlı elçisinin yakınında yaptırıyor. Kuyruk oluyorlar minarenin başına. Parmağıyla işaret ettiği adam aşağı atlıyor, atlıyor, atlıyor. 20-30 kişi aşağı ölüyor tabii ki. Elçi yalvarmaya başlıyor, aman durun falan diye. Şimdi böyle bir şey kurmuş adam. Ordu kurmuş. Bu tabii ordunun başarısı ne oluyor? Tokat'a kadar, Malatya'ya kadar, Trabzon'a kadar bu hatta Osmanlı sınırlarının içerisine giriyor ve içeride de yine kendilerine bağlı bir şey var, taban var. Bu tabanı 5. kol faaliyeti için ve içeride bir takım başka faaliyetler için kullanıyor. Şimdi burada eğer Yavuz Sultan Selim gibi dirayetli birisi kalkıp da bu hattı güvenceye alacak bir harekette bulunmasa muhtemelen bunun arkasından ne olacak? Şah İsmail daha da ilerleyecek ve Anadolu'da çeşitli isyanlar çıkartarak Anadolu coğrafyasını sonra İstanbul'u ele geçirmeyi, bütün bir Osmanlı projesinin belki sonu olacaktı bu.
Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim bunu daha şehzadeliği zamanında, çünkü Trabzon'da konferans verirken bunu söylüyorum, çok gülüyorlar. Diyorum ki 22 sene Trabzon valiliği yaptı Yavuz Sultan Selim. 22 sene rekor bir. Allah'ım. Diyorum ki 22 sene Trabzon valiliği yaptı. Ya ben Trabzon'u 22 sene idare edebildiğime göre Osmanlı'yı haydi haydi ederim dede diye düşünmüştür. Onun için babasının yerine tahta çıkmaya. Bir parantez açayım hocam. Vusat Derneği'nde genel koordinatörümüz Trabzon'un oflu hem de o da. Evet. Cüneyt Süleyman bu vesileyle yani, Cüneyt abi. Beni anlayacaktır onlar. Evet. Biz de onun arkadaşları olarak iyi anlıyoruz bu durumu. Evet. Evet. Yani, Trabzon'u ben 22 sene idare ettiysem Osmanlı bunun yanında. Eyvallah. Çetin insanlar. Nur nimet demiştir diye espri yapıyorum ama tabii ki işin Yavuz Sultan Selim mesela daha oradayken, şehzadelikteyken Şah İsmail ile karşı karşıya geldi. Yani bakın daha şeyden önce, padişahdan önce. Şah İsmail tam onun üzerine doğru bir sefer, Trabzon'a doğru bir sefer yaparken Yavuz Sultan Selim şehzade kuvvetleri ne kadar varsa onlarla karşısına hazırlandı. Ama o sırada Şah İsmail'e başka bir haber geldi. Geri döndü. Toplarını, bak top getirmişti yanında Trabzon'u alabilmek için. Bakın bunlar pek bilinmeyen olaylar. Aniden geri dönüp tekrar oraya dönmek için bir karar verdi. Giderken toprağa gömdürdü topları. Yani dönüşte tekrar alacak çünkü bir daha götürmesi getirmesi zaman alacak diye. Yavuz Sultan Selim casusları vasıtasıyla o topları buldurttu. Toprakların içerisine çıkarttırdı. Trabzon'a getirdi bakın. Şah İsmail'in topları Yavuz'un. Şah İsmail sonra bunu babası 2. Bayezid'den istedi. Benim toplarıma el koydu. Onları geri versin diye. Bakın bu. Vermedi. Şeyde bu dedi benim ganimetim vermem. Bununla benim üzerime geliyordu falan diye. Babası ile böyle bir şey oldu. Yazışması oldu. Şimdi ve o yıllardan itibaren Ebu Sultan Selim'in Gürcistan'a sefer yaptığını, işte doğuda toprak kazanmaya çalıştığını falan biliyoruz. Ve kendisini eğer padişahlığa geçersen bu Şah İsmail tehlikesini bertaraf etmek için nasıl Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi için kendisini planladıysa ve motive ettiyse o da oraya doğru motive etti. Ve neticede padişahlığının işte ikinci yılında bu seferi başlattı. Ama karşısındaki tabii çok büyük bir şey, savaş kabiliyetine sahip olan, dediğim gibi böyle ölümüne onun için savaşan bir kuvvet. Karşısına çıkamadı. Osmanlı sınırlarını geçti. Yavuz Sultan Selim karşısında kimse yok. Kuyuları zehirliyor, tarlaları yakıyor, Safevi ordusu. Yani Osmanlı hiçbir şekilde orada barınamasın diye geri çekiliyor. Geri çekilirken şimdi kolay değil Osmanlı'nın karşısına çıkmak da öyle her babayına. Ta Tebriz'e doğru Yavuz Sultan Selim iğne ucu gibi tek bir şey gibi böyle gidiyor. İki taraf açık. Bu askeri olarak beni dinleyen askerler varsa yandan destek olmadan gitmek çok büyük bir risk. Ölümüne. Ya bu işi bitireceğim ya ben biteceğim. Yani nasıl Fatih Sultan Mehmet demiş ki ya İstanbul beni alacak ya ben İstanbul'u. Yavuz Sultan Selim de ya ben bu işi bitireceğim ya ben biteceğim. Çünkü başka türlü bakın tehlikeyi bu kadar önemsiyor. Ve o iğne ucu gibi takip ede ede Urmiye ve bugünkü işte Çaldıran, Van'daki Çaldıran değil de daha sınırımızın ötesinde bir başka Çaldıran var. Oraya kadar takip ediyor ve orada savaşı kabul etmek mecburiyetinde kalıyor Şah İsmail. Çünkü daha da ilerlese Tebriz düşecek ve en büyük büyük şehirler düşecek. Ve onu telafi etmesi daha sonra zaten bütün şey bozulacak. Bu tehlike Yavuz Sultan Selim'in bertaraf ettiği Çaldıran'da bertaraf ettiği bu tehlike o kadar büyük bir şeyi arz ediyordu ki Osmanlı için. Dediğim gibi aynı sırada Anadolu'da iki tane Nur Ali Halife isyanı ve bir başka isyan daha çıkmıştı. Bunlarla da Osmanlı uğraşıyor. Orada Şah İsmail'in askeri kariyerini bitirdi.
Çünkü namalup diyorlardı. Şah İsmail'i kimse yenemez diye inanıyorlardı. Ona silah işlemez, onu kimse mağlup edemez diye inanıyorlardı o etrafındaki kitle. Yavuz Sultan Selim yenince bu şeyin altından kalkamadılar. Zaten bir gevşeme başladı ve Şah İsmail'in kariyeri bitti. Ondan sonra saraya kapandı. Yiyip içip eğlenme safhası başladı. Yani o tehlike bu şekilde bertaraf edildi. Hmm. Bu Ehl-i Sünnet açısından çok önemli olduğu gibi bakın bugün İran'da işin öbür tarafına geliyorum. Yani Alevi yurttaşlarımız açısından dinleyenler var. Tabii onlar Şah İsmail'i seviyor. Elbette sevecekler. Safevi Ocağı'nın onlar için ayrı bir yeri var. Erdebil Ocağı'nın. Ama burada şu hususa dikkat çekmek istiyorum. Bugün İran'da Alevi var mı? Kalmış mı? Kızılbaş kalmış mı? Yok. Dağ başlarında bazı köylerde, hele bizim sınırımıza yakın yerlerde bazı Alevi köyleri kalmış. Onun dışında İran'da Şah İsmail'in kurduğu bu devletin temel inancı olan bu Alevilik yahut işte Safevilerin sahip olduğu dini inançlar bizzat Şah İsmail'in torunları tarafından ortadan kaldırıldı. Ve ne oldu? İsna Aşeriye Şiiliğine geçildi. İsna Aşeriye Şiiliği Şah İsmail'in kurduğu bir şey değildi. Ne oldu? Bu çünkü bir devlet kuruldu. Bu devleti yönetecek bir fıkhi ve hukuki bir zemine oturtmaları gerektiğini fark etti Şah İsmail'in torunları. Ne yaptılar? Bağdat'tan, Lübnan'dan, şuradan buradan Şii ulema transfer ettiler. Ulema geldi dedi ki böyle devlet mi yönetilir? Bu işin kuralları, kitabı var böyle saz çalan bilmem ne yapan bir takım dedelerle falan bu iş olmaz. Ve el koydular ve Şah Abbas zamanına kadar on binlerce Alevi katledildi. Safeviler tarafından katledildi. Bunu kimse doğru dürüst anlatmıyor bu millete. Asıl Safeviler katletti Alevileri. Ve Tebriz'de olsun, Tahran'da olsun, diğer bölgelerde olsun. Ve böylece isyan eden, kendisine karşı koyan bütün Alevileri yok ederek orada 12 İmam Şiiliğini ortaya koydu. Dolayısıyla şimdi işin şeyine gelelim. Ne dedik? Sünniliği kurtarmış oldu ama Aleviliği de kurtarmış oldu. Eğer bugün Türkiye'de işte 10 milyon, 15 milyon Alevi olduğunu söylüyorlar. Şah İsmail Anadolu'ya hakim olsaydı Alevilik de bitecekti. Bu kadar net mesele. Yavuz Sultan Selim aslında o hamleyle Alevilerin kızması değil, ona dua etmesi ve ona teşekkür etmesi lazım. Hocam bir de hızlıca, tabii vaktimiz çok daraldı, iftar anına doğru yaklaşıyoruz. Kutsal emanetler bahsini de açalım istiyorum. Çünkü hilafetle birlikte kutsal emanetlerin İstanbul'u teşrif etmesi bir gerçekten hala üzerimizdeki çok muhteşem bir şeydir, onurdur. Hırka-i Şerif malumunuz yani Kadir Gecesi'ne kadar malumunuz açılırdı. Bu sene 2 yıldır Hırka-i Şerif kapalı. Keza Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler kapalı pandemi sebebiyle. Ama kutsal emanetlerin bir hikayesi var, öyle değil mi? Evet. Buraya geliş serüveni var. Onu dinleyelim sizden hocam. Şimdi kutsal emanetler daha şeyden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Dar-ı Beka'ya irtihal etmesinin mütakip sahabi efendilerimiz onun hatıralarını toplamışlar. Yavaş yavaş bir hatta Ömer İbni Abdülaziz bu emanetleri gelen birisine göstermiş. Buna dair hani işte bir sadak, bir bilmem ayakkabısı, bir sedir, onun sahip olduğu bir sedir serir diyorlar. Bunları göstermiş. Biliyoruz ki bunlar daha sonra Emevilere kalıyor. İntikal etti. Emeviler bunları aldılar, sarayda muhafaza ettiler. Fakat Emevileri Abbasiler ortadan kaldırırken bir saray görevlisi bunların saklı olduğu gizli bir odayı gösterdi. Bu sayede Abbasiler o odaya girerek bunları aldılar. Bu sefer Bağdat'a getirdiler. Fakat Hülagü Bağdat'ı işgal ettiği dönemde kaçan Abbasiler de bunları Mısır'a götürdüler ve böylece Mısır'da bunlar bir şekilde kendine yer buldu. Yavuz Sultan Selim de Mısır'a girdiğinde, Kahire'ye girdiğinde bu emanetleri orada buldu ve onlara tabii ki
sahip çıktı. Ayrıca Hicaz emirinin, Hicaz şerifinin oğlu babasının gönderdiği emanetleri Kahire'ye getirdi. Yavuz Sultan Selim'e bunlar sizin hakkınızı size teslim ediyoruz dedi. Parça parça daha sonraki dönemlerde de gelen bazı emanetler oldu. Bunlar Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Dairesi diye 4 odalı bir bölge var. Bugün 3 odası ziyarete açık, bir odası kapalı. Burada bunlar muhafaza altına alındı ve bu Hırka-i Saadet, işte Kâb bin Züheyr'in İslam'a girişi sırasında işte okuduğu o şiir ve mukavil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkasını hediye etmesi. Hırkasını çıkarıp giydirme. O hırka orada muhafaza ediliyor. Veysel Karani'den intikal eden bizim Hırka-i Şerif Camii'ndeki hırka da ayrı bir hırka. Yani iki hırka var İstanbul'da. Biri Topkapı Sarayı'nda, bir de Hırka-i Şerif Camii'nde. Bunlar az önce bahsettiğim gibi Anadolu'ya gelmiş, Kuşadası'nda yerleşmiş olan torunlar. Kendi torunları, çocukları yok şeyin, Veysel Karani'nin. Kardeşinin çocukları bunlar. Hmm, onlara intikal ediyor. O kardeşinin ailesinden devam ediyor soy. Ve bugün de hala o ailenin elinde. Soyundan gelen kişiler de. Onlar bugünkü Hırka-i Şerif Camii'nin olduğu yerde bir evde oturuyorlar. Orada bir ev, yakınları, tanıyanlar gelip bunları onlardan rica ediyorlar. İşte ziyaret ediyorlar falan. Yavaş yavaş bu İstanbul'da duyuldukça tabii giden gelen sayısı artıyor. Bir evde bunların muhafazası ne kadar mümkün olacak? Dolayısıyla Osmanlı padişahı burada aileyle anlaşarak diyorlar ki bunları bir uygun mekan yapalım. Orada muhafaza olunsun. Hani bir mazbut bir bina yapalım. Ondan sonra siz buraya yine gelin, burada gösterin insanlara falan. Bir müddet de bu şekilde gidiyor ama 1851 yılında işte Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin de levhalarının olduğu Hırka-i Şerif Camii, bugünkü Hırka-i Şerif Camii Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılıyor ve o caminin müştemilatı içinde hatta bir bölük askerin kalacağı bir kışla da var ki bugün ilkokul olarak kullanılıyor. Kışla binası. Asker Mustafa. Yani muhafazası için bu kadar ehemmiyet, yani bir bölük askeri oraya geceli gündüzlü yatıp kalkmak şartıyla görevlendiriyorlar. Yine etrafında bu aileye bir oda veriyorlar, ev veriyorlar. Ama cami de bunun şeyi oluyor. Sergileneceği mekanı oluyor. Yılda belli bir gün 15'inden itibaren bu açılıyor. Osmanlı padişahları hususen onun için geliyorlar. Açılışında bulunuyorlar ve onlar açılışta bulunup bu Hırka-i Şerif'i ziyaret edip dua ettikten sonra halka açılıyor ve o Ramazan'ın sonuna kadar devam ediyor. Şimdi bana Siirt'te bir Molla Burhanettin anlattığı bir hadiseyi yapacağım. Tabii bu nasıl duydu, nasıl böyle bir şey yaptı ama kendileri bir tarikat silsilesinin öncüsü. Ailesinden geliyorlar. Seyda Molla Burhanettin değil mi? Evet. Ve orada bana ben niye geldiniz deyince, ben Sultan Abdülhamid'i anlatmaya geldim burada bir konferans vermeye deyince bu çok heyecanlandı. Biz işte şöyle kadar çok onu çok severiz. Bizim halifemizdir filan diye. Yakın zamanda koronadan vefat etti. Allah rahmet eylesin. Rabbim rahmet eylesin. Ben, evet. Seyda Molla Burhanettin. Çok şeker, evet. Çok tatlı. Çok duygusal bir insan. Allah mekanını cennet eylesin. Dedi ki ben dedi şöyle bir şey duydum dedi. Bizim tarikattan menkul bir Sultan Abdülhamid oraya gittiği zaman bir protokol olarak gider, ziyaret eder ama başka zamanlarda yine bu 15'inden sonraki dönemlerde tebliğli kıyafetle bir oranın görevlisi gibi gidip orada durup bir kenarda gelenleri izlermiş. Bana anlattığı şey o. Kapının kenarında böyle durur. Göz ucuyla hırkanın yanına yaklaşanları tarasut edermiş, gözlemlermiş. Bir gün hırkanın önünde
bir izdiham olmuş. Gelen bir şeyh efendi çakılmış kalmış böyle hırkanın karşısında. Oradaki görevli geçiniz, buyurun devam edin, devam edin demesine rağmen bu şahıs yerinde çakılı kalmış, yere kımıldamıyor, duruyor, bakıyor böyle sanki bir kontemplasyon, bir şey yakalamış orada, temaşa halinde. Adam artık kızmaya başlamış. Molla yürü, molla yürü diye hani artık böyle itme noktasına gelmiş şey. O tebliğli kıyafet etmiş olan Sultan Abdülhamit oradan ona dokunma. Ona dokunma, o hırkaya değil, hırkanın sahibine bakıyor. Elini çek. Böyle yere bakarak bir ikazda bulunmuş. O adam hırkaya değil, hırkanın sahibine bakıyor. Yani o şeyi yakalamış diyor. Şimdi böyle şeyler de tabii o atmosferin nasıl insanları etkilediğini bize gösteriyor. Şimdi Hırka-i Şerif, dediğim gibi Veysel Karani'den intikal eden emanetler, Topkapı Sarayı, bu emanetlerin Yavuz Sultan Selim'in Kahire'den getirdiği emanetler, ayrıca da bir iki sene önce bir gündeme geldi Fahrettin Paşa'nın, Medine müdafiği kahramanı Fahrettin Paşa'nın artık Medine düşme noktasına doğru yaklaşınca her ihtimale karşı son bir trenle bunları İstanbul'a göndermesiyle buraya intikal eden emanetler var. Medine'den gelen emanetler var. Bunların tabii çok çeşitli parçalar var. Bunların içerisinde işte ayakkabısından başlayalım. Dendan-ı Saadet dediğimiz o Uhud'da mübarek kırılan dişi, mübarek dişlerinin, kırık olan dişlerinin muhafaza edildiği bir şey var, mahfaza var. Ondan sonra işte sadağı var, bilmem çeşitli şeyler var. Bazı peygamberlerden kalma işte tencere gibi, asa gibi, hırka asa gibi, değil mi? Şeyler var. Bunlar orada muhafaza ediliyor. Çoğu 695 parça anlıyorum orada. Şey, diğer seksiyonlarda da yine kılıç şeklinde mesela silahhane kısmında bazı kılıçlar sergileniyor. İşte Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin kılıçları, bunlar da bizim için tabii çok, çok kıymetli. Adeta orada bir asr-ı saadetin bir şeyi, hatıraları toplanmış gibi hissedebiliyor insan. Bu yüzden de burada Osmanlı Devleti ki 24 saat Kur'an-ı Kerim okutmuş, 24 hafız her biri bir saat burada oturuyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyor ve hiç Kur'an sesi eksik olmuyor. Hırka-i Saadet'ten eksilmiyor ta ki 1924 yılında müze yapılıncaya kadar. Yahya Kemal şunu söyler, bizim Türklüğün en büyük alametlerinden iki tanesi, birisi Ayasofya'da okunan ezan, diğeri Hırka-i Şerif'te, Hırka-i Saadet'te okunan Kur'an-ı Kerim sesidir. Bu iki ses susmadığı sürece bizim bu şehirdeki varlığımız devam edecektir der. Bu uygulama 1980'lerde tekrar ihya edildi. Canlı bir şekilde orada gelip Kur'an-ı Kerim okunması geleneği başlatıldı. Şimdi galiba yayın olarak yapılıyor banttan ama... Banttan veriliyor, doğru. Banttan veriliyor. Öyle biliyorum. O galiba 80'li yıllarda yahut da 80 Tayyar Altıkulaç zamanında böyle bir şey başladı. Keşke o en azından tekrar tabii pandemi dönemi geçip de açıldıktan sonra en azından mesai saatleri içerisinde, değil mi hocam? Yani evet. Devam etse çok güzel bir Osmanlı geleneğinde orada yaşatılmış olur. İnşallah. Tabii Ayasofya'yı biz dün Diyanet İşleri Başkanımızla çok konuştuk ama bir cümleyle ki hasret nihayet son buldu, değil mi? Çok kıymetliydi hocam Ayasofya'nın, evet, açılması. Siz Ayasofya üzerine çıkardığınız tabii ki dergilerde, yazılarınızda çok katkılarda kitap bulundunuz. Yazdım. Kitap da yazdınız, evet.
Allah razı olsun. Kim bu konuda teşvikiye açılmasına, desteğin mahiyetine katkısı varsa Allah razı olsun. Amin. Çok az dakikalarımız var. Şimdi bir veterimiz daha var, ona gidelim. Sonra son cümlelerimizi alacağız konuklarımızdan. Buyurunuz. Herkese aynı coşkuyla gelir Ramazan. Güzellikten başka bir şey düşünemeyiz. Bizim varsa imkanı olmayanı, karnımız toksa karnı aç olanı hatırlarız. Böyledir Ramazan. Kendimizden önce bir başkasını düşünürüz. Küçük de olsa şükrümüzü göstermek isteriz. Bizi ortak noktada buluşturan şey karşılık beklemeden yaptığımız iyiliktir. Vuslat Derneği. Yıllardır aynı samimiyet, aynı sevgi. Ve efendim yine Vuslat Derneği fitrelerinize talip. Fitre yazıp 60-68'e gönderilirse böyle kolay bir fitre bağışlama yolu. 28 lira karşılığında bir fitre bağışlayabilirsiniz diyelim. Ben Mustafa Armağan hocama dönmek istiyorum. Hocam tabii vakit hızlı geçiyor. Özellikle yayında böyle 2 saate yakın süremiz olduğu söylenince bayağı bir uzun. Herhalde konferanslardaki evet, gibi çok evet, konuya değiniriz sanılıyor ama biraz vakit burada hızlı geçiyor. Tabii bizim de soracağımız çok meseleler vardı. Arkadaşlara çok çok da mesajlar var. Sizlere çok selam var arkadaşlarımızın, izleyicilerimiz. Bilenler de var değil mi? Tabii tabii. Cevapları da çokça doğruca yazanlar var. Şimdi onları da açıklayacağız. Arkadaşlarımız çekilişi yapıyorlar. Birazdan hediyelerimizi açıklayacağız ama son cümlelerinizi alalım hocam. Mahzun bir Ramazan fakat Ayasofya'nın ibadete açıldığı bir dönem. Neler söylemek istersiniz son olarak? Tabii çok isterdim Kadir Gecesi'ni Ayasofya'da İhya ve idrak etmeyi, çünkü çok bekledik bunu. Ayasofya Temmuz ayında cami olarak ibadete açıldığında en büyük arzum en azından bir teravih ama asıl Kadir Gecesi. Çünkü Ayasofya'nın asıl karakteri o gece ortaya çıkıyordu Osmanlı döneminde. Bu sene de sabredeceğiz artık. Madem böyle bir musibet başımızda var, buna artık devlet bir tedbir almışsa ona uyacağız ama evet, hasretimiz içimizde devam ediyor. Onu inşallah anlanıyor. Gelecek Ramazan'da inşallah. Kadir Gecesi'nde Ayasofya'da buluşmak üzere diyeyim. İnşallah. Hepinize hayırlı, bereketli iftarlar diliyorum. Sizlere de. Hocam yüreğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Bizleri kırmadınız. İnşallah çok daha geniş vakitlerde sizleri ağırlamak isteriz. Ramazan'dan sonra da İyiliğe Vusat programı ismiyle bir yayınımız var. Belki o vesileyle daha geniş konuşma imkanımız olur. Kabul buyurursanız. Arzu buyurursanız tabii ki. Ya estağfurullah, şeref duyarız hocam. Tabii dün Diyanet İşleri Başkanımız ifade ettiği bir husus müjde olarak biz de izleyicilerimize paylaşmış olalım. Bayram namazını kılacağız dedi Diyanet İşleri Başkanımız. Yasak yok. Dolayısıyla Ayasofya'da da bayram namazı olacak. Ben de iple çekiyorum. İnşallah bir bayram namazı kılınsın İnşallah. Artık. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya'm demiştik. Evet. İnşallah kılınacak bayram Allah'ın izniyle. Bayram namazında buluşalım o zaman. Allah'ın izniyle öyle sözleşmiş olalım. Şimdi Muhsin Keleş Başkanım'a dönmek istiyorum. Başkanım, tabii Vuslat Derneği çalışmalarını biz her gün burada yer vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Son demlerdeyiz, son bir haftadayız. Neler söylemek istersiniz? Ahmet abim, özellikle gerçekten Ramazan hepimizin bayramı olsun inşallah. Hem ihtiyaç sahibi ailelerimiz için, hem bağışçılarımız için. Ben şuna inanıyorum, mutlu ettiğimiz kadar mutlu oluruz, ya, sevindirdiğimiz kadar seviniriz. Gerçekten o gönüllerde, o yetimlerin mahzun gönüllerinde bir gülümseme oluşturabilirsek, inanın hepimizin derdi bu. Bugün Nijerya'dan, Somali'den tutun, Suriye'den, Arakan'dan, Türkiye'nin birçok bölgesinde, hafız kardeşlerimizden tutun yetimlere. Bu kadar insana ulaşabiliyorsak bu bağışçılarımızın, ülkemizin gerçekten yüce gönüllü olmasının büyük bir sonucu Ahmet abim. Allah razı olsun. Bizler yurt dışına gittiğimizde de sizler daha çok gördünüz bunu. İnsanlar Türk milletinin ne kadar bu anlamda yüce gönüllü olduğunu, ne kadar bu anlamda bağışçı olduğunu, mümin kardeşinin derdini kendi derdi gibi gördüğünü bizler yaşadık. Bizzat uygulamalarda gördük. Bugün de Allah'ın izniyle bu kardeşlerimiz yetim bırakılmadı, garip bırakılmadı. Ben inanıyorum inşallah bundan sonra da çok daha büyük projelerle bu kardeşlerimiz garip bırakılmayacak inşallah. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hasreten Vuslat Derneği'nin kurucu başkanısınız. Bu hizmetler çok kısa sürede yüz binlerce hatta milyonlarca insanın yüreğine dokundu. Türkiye'de en fazla su kuyusu açan kuruluştur Vuslat Derneği hocam. 5000 üzerinde su kuyusu açıldı. Sadece 2020 yılında 2000 üzerinde Asya ve Afrika'da su kuyusu açıldı. Muhteşem hizmetler. Rabbim devamını daim eylesin diyelim. Sahileri meşhur olsun.
Amin inşallah. Amin. Mustafa Arman hocamızın sorusuydu. Kanuni Sultan Süleyman'ın 2 saat içerisinde kazandığı zafer ve doğru cevabımız Mohaç Meydan Muharebesi olacaktı. Şanlı komutana ve onun askerlerine selam olsun. Doğru cevaplandıranlar arasından yaptığımız çekilişle kitap setini kazananlar Mehmet Fatih, Furkan Ben, Sümeyye Yıldırım oldular. Cami maketini kazanan izleyicimiz Emine Amina Vera Uçar oldu. Tebrik ederiz kendilerini. Ve efendim birazdan günün duasını Erzurum'daki dev külliyedeki bir minik hafızımızdan Ezan-ı Muhammediye sonrası dinlemiş olacağız. Bugünün de hatırası olarak muhterem Mustafa Arman hocama ve başkanıma ufak bir hediyemiz var. Efendim şöyle rahle motifli. Ediyorum. Yüreğinize sağlık hocam. Bizler teşekkür ediyoruz. Muhsin Keleş başkanımıza da takdim etmiş olalım. Yüreğinize sağlık başkanım. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Efendim hayırlı iftarlar diliyoruz. Günümüz, gecemiz inşallah bereketli olsun. Kadir'in kıymetini bilen bin aydan hayırlı olan geceyi idrak edenlerden olalım. Hayırlı iftarlar. Rabbim kabul eylesin.